Üç bütünlemeler sistemi aslında geç almaz. İkinci denemeden x'ını topu almaz. Bunu birinci denemelerine obarıp koyarız. Kavuslarını açarız. Sadelaştıralımız. Üçünü boyun tamamına ötkizalımız. Şurada durup y, bir getirin yiyken. Yani y'nin ornege birini akıyorup koyup, x'ını topağımız. X2 minus 2 getirin yiyken. Yani y minus x'ını topağımız. Y bir geteyim, minus x, minus 2 geteyim. Şimdi yapalım, cevap 3. Üç bütünlemeler sistemasından Y'ni topamız. Bunun için birinci bütünlemeni her iki atamanını 5 gibi bakıramız. İkinci bütünlemeni 3'e köp aytıramız. Bu halda uydagi sistema hasıl buladı. 15x, 5 köp aytırı 4. 20y, 55. 3 köp aytırı 5. 15x, minus 6, y, 3 köp aytırı 1, 3 köp. Yani teğnemelerini ayıramız. 15x'dan 15x'ni ayırsak bir-birini yo'qotadi. 20 minus minus 6 plus 6 bo'ladi. 26 y teng 52. Bu yerdan y barobar 2 ekanini topamiz. Shunday turib javob y teng 2. Shu tenglik aniyat ekanligi ekani berilgan alfani topamiz. Ya'ni bu alfa koeffitsiyentini topamiz. Buning uchun qavslarni ochamiz. 3 alfa x kvadrat x y oldidagi koeffitsiyent alfa beta yana mana bu yerda x y bo'ladi. Plus 6 plus y kvadrat oldidagi koeffitsiyent 2 beta keting. Ve o kısmını özel yazalımız. Gamma x kvadrat 7x y kvadrat. Bu teknik aynıya doğruşu için demek x kvadratlar oldidagi koeffitsiyentlar teng bo'lishi kerak birinchidan. 3 alfa teng gamma x y oldidagi koeffitsiyent x y oldidagi koeffitsiyentga teng bo'lishi kerak. Ya'ni alfa beta plus 6 teng 7. Ha 2 beta y kvadrat bo'lishi kerak. Y kvadrat oldidagi koeffitsiyentlar 2 beta birga teng bo'lishi kerak. Shunday qilib alfa va alfa beta gammaga nisbatan quyidagi tenglamalar sistemasini hosil qildik. Biz bu sistemadan alfani topishimiz kerak. Va oxirgi tenglikdan betani topishimiz mumkin. 1 taqsim 2. Va ikkinchi tenglamadan esa biz betani o'rniga qo'yib alfani topib olishimiz mumkin. Ya'ni alfa ko'paytiruv 1 taqsim 2. 6 ni o'ng tomonga o'tkazsak 7 minus 6 1 teng. Tenglamani 2 ga ko'paytirsak alfa teng. Ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib, normal koeffitsiyent alfa 2 ga teng ekan. Bizga quyidagi tenglamalar sistemasi berilgan. Undan x plus y ni topamiz. Buning uchun sistemaning
keyingi ikkita teyin arasini qo'shamiz. Yuqorida 3x bo'ladi bu yerda. Qo'shamiz. 2 y qo'shib y 3 y. Z qo'shib z 3 z 2 z. Teng 12 qo'shib 11 23. Endi bu tenglikdan birinchi tenglikni ayiramiz. Yani ayiramiz. X qo'shib y qo'shib 2 z. Teng 13. Bu holda 3 x ayro x 2 x. 3 y minus y 2 y. 2 z minus 2 z 0 bo'lib ketadi. 10 tomon 23 minus 13 10 ga teng. Yani bu tenglamani 2 ga bo'lamiz. X plus y teng 5. Shunday qilib x plus y 5 ga teng ekan. Bizga quyidagi tenglik berilgan. Ya'ni a va b sonlari bu tenglikni qanoatlantiradi. A plus b ning kubini topamiz. Dastlab berilgan tenglikni quyidagi ko'rinishda yozib olaylik. A kvadrat minus 4a qo'shilib 4. B kvadrat minus 2b qo'shilib 1. Ya'ni 5 ni 4 qo'shib 1 ko'rinishda yozib oldik. Chunki agar 4 yozsak, bu yerda bu birinchi 3 ta xat a minus 2 ning kvadrati, uning keyingisi mana bu 3 ta xat b minus 1 ning kvadratiga teng bo'ladi. Ya'ni shu tenglikni hosil qilamiz. Yana sezishimiz mumkin, kvadrat bo'lganligi sababli har biri manfiy bo'lmaydi, manfiy emas. Endi quyidagi qoidadan foydalanamiz. Agar ikkita manfiy bo'lmagan sonlarning yig'indisi 0 ga teng bo'lsa, u holda ularning har biri 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerdan a barobar teng 0, b teng 0 tenglikni hosil qilamiz. Bu yerdan ham mana har bir manfiy emasligini biz bilamiz. Kvadratlar bor. Shu sababli har biri 0 ga teng bo'lishi kerak. A bu 0 ga teng bo'lishi uchun a minus 2 0 ga teng bo'lishi kerak. Bu yerda 0 ga teng bo'lishi uchun b minus 1 teng 0 bo'lishi kerak. Bu yerdan a teng 2 va b teng 1 ekanini topamiz. Endi a plus b ning kubini topamiz. A plus b, ya'ni 2 qo'shilib 1. 3 ning kubi 27. Shunday qilib javob 27.